Motorcu muhabbetinden herkese merhaba. Bugün Scorpio'nun ADF 9000 kaskı ile beraberiz. İlk önce paketin içinden neler çıkıyor, aldığınızda yanında neler geliyor, ondan sonra kaskın ne özellikleri var onları anlatacağım. Hiç bekletmeden bölüme geçiyoruz. Kutuyu aldığınız zaman içinde çıkan birkaç tane malzeme var ki onlardan bir tanesi benim senelerce ihtiyacım olduğu bir üründü. Ve bu kaskın üstünde gelmesi benim çok hoşuma gidiyor. Neden? Video çeken bir insanım. Biraz sonra ne olduğunu göreceksiniz. İlk önce elimizde bir pinlock var. Kutuyu aldığınızda pinlock kocaman bir kenara yapışmış şekilde görüyorsunuz. Alırken dikkat edin, arka tarafında yapışkan var. Yırtıp çıkarmayın. Kışın kullanacaksanız özellikle bu önlemek için çok ihtiyacınız olacak bir şey. Ondan sonra bir tane siyah vizörümüz var. İçliği olmasına rağmen, içte güneş vizörü olmasına rağmen bununla beraber bir de siyah vizör veriyorlar. Müthiş özellikler. Belli bir baremin üstüne çıktığınız zaman fiyatta siyah vizörler genelde kutunun içinde geliyor. Ve bahsettiğim o ürün. Şu elimde görmüş olduğunuz ürün. Biraz sonra noktasını da göstereceğim size nereye takacağınızı. Ön tarafta normalde bu kasklara bildiğiniz üzere kamera takılmıyor bir türlü. Çünkü ön tarafta böyle hava girişleri oluyor ve bir türlü oturtamıyorsunuz. O hava girişinin üzerindeki kapağı çıkarıp kamera aparatına döndürebiliyorsunuz. Müthiş bir şey. Başka bir şey söylememe gerek yok. Kaskımız var ve kaskımızın kılıfı var. Kılıflı bir şekilde geliyor. Kılıfı açtığınız zaman da çok güzel bir kask sizi karşılıyor. Özellikle bu rengini seçtim. Bu renk artık senelerin rengi oldu. Gri. Buna Nardo gri diyorlar. Her zaman da kendini gösteriyor. Çok geniş açılı müthiş bir cam yapmışlar ve bu camı yaparken şunu iddia ediyorlar. Camı yukarı kaldırın veyahut da çıkarın kafanıza göre. Goggle takabiliyorsunuz bu kaska ve offroad'da kullanacağınızda oradan temiz hava alışverişi yapabiliyorsunuz. Şimdi kaskı gördüğünüz zaman zaten yandan gayet güzel gözüküyor. Güzel bir enduro kask. Bu tarafa aldığınızda şurada bir tuş fark ediyorsunuz. Aa, ne tuşu varmış diyorsunuz. O içerideki camı kontrol eden tuş. Onun üstünde bir tane tereyimiz var. İsterseniz çıkarırsınız, isterseniz takarsınız. Şimdi kaskın etrafında neler görüyoruz başka? Havalandırması iyi mi? Çünkü özellikle biraz arazide kullanacaksanız hemen terliyorsunuz. Ve havalandırmasının iyi olmasını istiyorsunuz. İki tarafta üstte havalandırmalarımız var. Yukarıdan açabiliyorsunuz. Arkada bir egzozumuz var. Egzoz yetmiyormuş gibi önde iki tane hava girişimiz var sağdan soldan. Camın ön tarafına doğru güzelce böyle buğu yapmasın diye hava alabiliyorsunuz. Veyahut da nefes almak istiyorsanız. Aynı zamanda içeride de bir tuş var. O da direkt ağız tarafına size hava veriyor. Yani fazla fazla havalandırma var. Ne terletiyor ne de sizi nefessiz bırakıyor. Gördüğünüz gibi kocaman bir cam söz konusu. Camı açtığınızda önünüz gayet ferah. Camı açtığınızda bile Goggle takabiliyorsunuz. Eğer camı çıkarırsanız da rahat bir şekilde Goggle'ı kullanıyorsunuz. Hani cama ihtiyaç var mı Goggle takacaksanız? Bence ihtiyacınız yok. Google'da zaten çamura mamura girecekseniz bu camın çamur olmasını istemezsiniz. Dış görünüşüyle ilgili yeterince konuştuk. Şimdi güvenlik tarafına gelelim. Yani benim en çok değer verdiğim tarafa. Kompozit fiberden oluşuyor bir kask. Çoğunlukla fiberglass ağırlıklı kullanılmış. En çok sorulan sorulardan biri şu olacaktır büyük ihtimal. Ses ne kadar alıyor? Genellikle böyle tur kasklarında özellikle önü uzun üstünde terek olan kasklarda ses konuşulmaz ama diğer kasklara göre kompozit kasklar genel olarak bahsediyorum. Daha az ses alırlar aynı kategori sayısı. Ama bir yarış kaskıyla kesinlikle karşılaştıramazsınız. Çünkü onun aerodinamisi çok ayrı bir şekilde yapılıyor. Bu kask o kadar ses almıyor. Biraz daha kalın malzemeler kullanıldığında, iç pediler biraz daha kalın olduğunda daha az ses aldığını söyleyebiliriz. Kaskımızın ağırlığı 1600 gram. Kaskımız pinlockla geliyor dedik ama içinde bildiğiniz üzere bir de güneş vizörümüz var. Peki o buğu yapıyor mu sorusu akıllara gelebilir. İçli dışlı önüne arkasına buğu önleyici katman atmışlar. Bu bir sene büyük ihtimal gidiyor ama kullanıma göre 2 seneye kadar uzatabiliyorsunuz bunun buğusuzluğunu. Ondan sonra hafif hafif buğu yapacaktır. Normal camlarda da buğu önleyici var dediklerinde genelde 2 seneyi o geçmiyor. Ondan sonra yeni vizör almanız gerekiyor. Şimdi kaskın iç tarafına geçelim biraz. Çünkü iç tarafında yine Scorpio'nun çok güzel kullandığı bir teknoloji ve birkaç tane güzel detayımız var. Kaskın alt tarafına geçtiğimiz zaman bu iki tarafta gördüğünüz acil durum çıkış kemerlerimiz var. Bu ne işe yarıyor? Kaza anında bildiğiniz üzere kask kafadan çıkarılmaz. Eğer acil bir durum varsa gerçekten ambulans gelene kadar buna dokunmamanız gerekiyor. Bu acil durum kemerleri sayesinde ilk yardım ekipleri geldiğinde tek tuşla bunları yandan çekerek pedleri rahat bir şekilde boynunuza, omurunuza zarar vermeden bu kaskı çıkarabiliyorlar. Bu güzel. İkinci olarak iç tarafa baktığımız zaman burada güzel bir pompa görüyorsunuz. Scorpion aynı teknolojiyi burada da kullanmış. Belli bir süre sonra bildiğiniz üzere bu pedler genişliyor. Genişledikten sonra 6 ay 1 sene sürebiliyor bu tabii. Ondan sonra yanağınızda sağa sola boşluk yapmaya başlıyor kask.
Bu tuş kullanarak, bu pompayı kullanarak yanaklarınızı şişiriyorsunuz. Bildiğiniz üzere yukarıdan esnemiyor bu kaslar. Genelde yan pedlerden esniyor. Çünkü tak çıkar tak çıkar zaten onları eziyorsunuz. Kafanızı döndürdükçe de zaten kafanızın şeklini alıyor. Kaskın yanaklarını şişirdikten sonra aynı zamanda indirebiliyorsunuz tabii ki. Kenarında çok küçük bir tuş var. Tam şu pedin altına denk geliyor. Ona bastığınız zaman tıs diye ses duyuyorsunuz ve ped iniyor. Yani şişirdim ben bunu, artık bu böyle kaldı muhabbeti yok. Şişirdiniz, biraz fazla geldi, biraz indiriyorsunuz. Biraz daha rüzgarlı havalarda mesela ben sıkıştırmayı öneririm herkese. Çünkü kask basma yapabiliyor. Daha rahat yerlerde de şehir içinde kullanacağınızda o kadar sıkmanıza gerek yok. Yani kaskı aldığınız ilk günden sonra bile çok güzel kullanılabilir bir özellik olmuş. Gerçekten Scorpion'un bütün kasklarında bunun olmasını isterim. Sıfırdan sonuna kadar, sadece teknolojik olanlarda değil. Çünkü müthiş bir teknoloji. İç pedlerin özelliği tabii ki bununla da bitmiyor. Altta gördüğünüz pedler herhangi bir şekilde terlemeye dayanıklı. Terlemeye dayanıklı dediğimizde hiç terletmiyor anlamında değil. Terlediğiniz zaman kaskı bir yere koyuyorsunuz ve o teri üzerinden atıyor. Aynı şekilde yağmurda kullandığınızda da bunlar vıcık vıcık olup içeri kadar suyu taşımıyor. Su taşımama, su tutmama özelliğine sahipler. Aynı zamanda Scorpion'un her zaman yaptığı bir şey, intercomlar için içeride güzel bir boşluk bırakıyor. Bazı kaskları aldığınız zaman intercom'un kulaklığını koyacak yeriniz olmuyor. Ya kulağınıza dayıyor, biraz kulağınızı ağrıtabiliyor. Ya da hiçbir yere oturtamayıp birinden az birinden çok ses alabiliyorsunuz kulaklıkların. Bu da gerçekten irite eden bir durum olabiliyor. Güvenliğe gün geçtikçe daha çok değer veren Scorpion markasının ADF 9000 kaskı ile beraberdik. Zaten kompozit fiber olduğunu söyledik. Ağırlıkla fiberglass kullanılıyor. Bunun yanında bir de sertifika olarak 2206 kullanıyor. 2205'ten bildiğiniz üzere 2206'lara geçtik. Ve güvenlik testleri daha ağır şartlar altında yapılıyor. Bu kaskta da böyle bir sertifika olması benim gerçekten içimi rahatlatıyor. Eğer bu kaskı almak istiyorsanız motomax.com.tr adresinden ya da Motomax Hasanpaşa mağazasından alabiliyorsunuz. O zaman ne diyoruz? Kendinize, motorunuza, ekipmanlarınıza ve sevdiklerinize çok iyi bakın ki onlar da size iyi baksınlar. Motorcu muhabbetinden bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere. Ben de mi inceleyeceğim?